elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip 3. ve 4. nesil füzeler son yıllarda özellikle askeri üsler ve stratejik sivil hedefler için önemli bir tehdit haline gelmeye başladı. Füze sistemlerindeki bu gelişmelere paralel olarak tüm dünyada bu tür füzelere karşı nasıl önlemler alınacağıyla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalardan en önemlilerinden bir tanesi de NAZAR projesi. Peki nedir NAZAR projesi? NAZAR projesinin hedefi aslında askeri üs ve tesislerimizle deniz kuvvetlerinin önemli platformlarını biraz önce bahsettiğim elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelere karşı korumak. Bunu yaparken de aslında diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak ilk kez lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojileri şu anda elektronik karşı tedbir amacıyla kullanabilen dünyada çok az sayıda ülke var. Bunlar da daha çok süper güç dediğimiz ülkeler. Bir füze sistemi hayal edelim. Bu füze bir tehdit olarak platformumuza doğru geliyor. NAZAR sistemi öncelikle doğru dalga boyunda bir lazer kaynağıyla bu füzeyi aydınlatıyor. Aydınlattığı sırada füzenin arayıcı başlığında bir kedi gözü parlaması dediğimiz bir yansıma oluşuyor. Biz onu çıplak gözle göremiyoruz ama NAZAR sisteminin kameraları bu parlamayı fark ediyor ve bu parlamayı takip etmeye başlıyor. Takip ederken de doğru modülasyonda yönlendirilmiş bir elektronik bir lazer ışınını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. İşte bu sırada arayıcı başlık körleşiyor, hedefini göremez hale geliyor ve artık füze de hedefe değil bambaşka bir yere doğru yönleniyor. Ve dolayısıyla da bizim koruduğumuz hedef için, bizi koruduğumuz platform için bir tehdit olmaktan çıkıyor. Temel çalışma prensibi böyle. Şu anda envanterde bulunan karşı tedbir sistemleriyle karşılaştırdığımızda NAZAR sistemi çok daha ileri mesafelerden bu füzeleri etkisiz hale getirebilecek. Ayrıca NAZAR sistemi lazer teknolojilerini kullandığı için bu tür füzeler şu anda bu tür teknolojileri karşı çok dirençsiz. Bu yüzden de NAZAR sisteminin etkisi oldukça yüksek olacak. Diğer yandan çok maliyet etkin bir sistem NAZAR sistemi çünkü sadece lazer ışığı kullanıyor bu tür operasyonlar için. Şu anda birinci aşama olan NAZAR kara sistemini tamamlamış bulunuyoruz. Bu sistem bir hareketli platform üzerinde konuşlandırıldı ve ihtiyaç duyulan mevzilere hemen iletilebiliyor, hemen taşınabiliyor ve kendi başına çalışabiliyor. İkinci aşamada bunun deniz versiyonunu yapacağız. NAZAR deniz diyoruz buna da. Bu da bizim deniz kuvvetlerimizin değerli platformlarını korumak üzere askeri gemilerimizin üzerine konuşlandırılacak. Şu anda kabul testleri aşamasındayız. Kabul testlerinin önümüzdeki aylar içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu sene sonu itibariyle de sistemin envantere girmesini bekliyoruz. İlk kullanıcısı deniz kuvvetleri olacak. İlk kullanıcısı deniz kuvvetleri olacak. Deniz kuvvetleri bu sistemi kendi belirleyeceği bir askeri üste yerleştirecek ve orada o üssün korunması ile ilgili NAZAR sistemi görevine başlayacak.